Buldum da buldum, buldum da buldum. Buna kafa derler, kafa. Aman ne kafa, ne kafa. Yahu sanki evlenmekten nefret ettiğim yetmiyormuş gibi karı olarak bula bula üstelik hem katil hem de idam mahkumunu buldum. Olsun. Nasıl olsun? İşin iyi tarafı da kadının idama mahkum oluşu ya. Böylelikle hem evlenecek hem de bekar kalacaksınız. Kuzum sen şu mübarek kafanı bir yere falan mı çarptın ha? Vasiyetname ne diyor? Yeğenim Murat nikah yapmadan mirasıma sahip olamaz. Anladık. Şimdi siz bu kızla evleneceksiniz, ardından idam olunca başınız hiç belaya girmeden gene bekar olacak, paracıklara da konacaksınız. Bak bu fena fikir değil galiba. Bu fena değil ne demek? Bu bana hakarettir. Dahiyane demeniz lazım. Peki ama bu evliliği kimse duymamalı. Evli diye adımı çıkarıp onca sevgilimi kaybetmek istemem. Orası basit iş. Ben hemen hapishaneye atlayıp kızla anlaşma yapayım. Peki ya hayır derse? Buna çene derler. Avukat Sami Hak Tartar'ın çenesi, Laterna değil. Kızı şimdiden kandırılmış kabul edin. Lütfen. Senin ya kafadan tahttan eksik ya da benimle matrak geçiyorsun. Ulan koca memlekette evliya evliya dolaşıp adak adayan onca karı dururken evlenmek için seçe seçe beni mi buldun anam? Gönül bu hanımefendi. Ay bana hanımefendi dedi. Bizim Çapkın gazetede fotoğrafını görünce işte aradığım tip dedi. Onun ateşi var galiba, söyle doktora gitsin. Ben öyle maytaba alınacak karılardan değilim. Koğuş da bana senden bir avukat görüşecek dedikleri zaman bir ümit düştü içime. Ulan kız dedim, galiba anladılar iftiraya uğradığını, avukat tayin ettiler. Ama senin gibi soytarı kılıklı heriften avukat değil, çöp çatan olacağını anlamalıydım. Ama bu hakarettir hanımefendi! Ay bana hanımefendi dedi! Şu feleğin dalgasına bak be! İdam haberi beklerken evlilik teklifiyle karşılar. Bana bak! İdamlık bir karıyla evlenmeye kalkan bir herif ya kördür, ya topal ya da salak! Aksine pırlanta gibi bir genç. Hem bu işe evet dersen 5.000 lira da para alırsın. Parayı mezarda mı kullanacağız, boy fıkarası? Kefenin cebi yok. Sen düşün bir gene, bizim delikanlı oldukça yakışıklıdır. Yakışıklı mı? Gelsin görelim bir kere. Gözüm keserse belki olur bu dava, yoksa nana yanım babam. Demek hanımefendi benden görüşmek, benimle konuşmak lütfunda bulundular. Başka bir şey emretmediler mi acaba? Gelsin görelim bir kere. Gözüm keserse belki olur bu dava. Yoksa nana yanım babam dedi. Zavallı kızcağız, senin bu kadar yakışıklı olduğunu nereden bilsin? Çok naziksiniz avukat bey. Bu benim vazifem efendim. Sağ olun efendim. Allah ömürler versin efendim. Var mı? Kadere bak be anam babam. Şurada hayatımızın sönmesine 3 paralık zaman kalmış, kısmetimizin orozu tüylendi. Olsun be, kısmet kısmettir ya! Vallahi gul, bana teneşir de talip çıksa gene de hayır demem! Bu herif benimle evlenmeyi düşündüğüne göre ya kaçın ya da sapığın biridir. Aklı başında biri mapushaneden karı alır mı be? Madem damat bey yarın gelecek, kendine biraz çeki düzen ver be! Ne çeki düzen vereceğim be, mostralık mal mıyım ben? Beğenen alır, beğenmeyen almaz, o kadar. Demek sayın bay beyefendi zatallimizsiniz ha? Hayret, hiç de salağa benzemiyorsun yani. Önce evlenmem dedim ama ne bileyim karşıma böyle artist kartpostalı gibi çocuk çıkacağını. İltifatınıza teşekkürler. Bizde madiden laf yok anam, aklımızdan ne geçerse harbi konuşuruz. İnsan senin gibi fiyakalı olanı rüyasında görse abdesti bozulur be! Öyleyse hemen pazarlığa başlayabiliriz. Senle pazarlık değil, toptan alışveriş olur anam. Kardeşimle Charleston sabahate biraz paliver yeter. Charleston sabahat mi? Komşumdur, bakma adının Charleston olduğuna. Eskiden operetçiymiş, deli çıkarmış herkes o sahneye fırlayınca. Öyleyse anlaştık sayılır. Elbet be anam babam! Lakarda gibi çocuksun, seni yokuşa mı koşalım yani? Üstelik de hoşlandık. Davulla çift çift vurula, avluda halayı kurula, düşler hayra yorula,
surat asıyorsun anlayamıyorum. Çok şanslıymışsın yavrum. Buna da şans mı denir be Şaziye teyze? Düşün, beğendiğim bir erkek çıkıyor karşına, basıyor nikah, elin eline değmiyor. Ötesi avacı var. Bir kavanoz reçel vermişler eline, al dışından yala diyorlar. Beğendin galiba çocuğu, abın yakmış gibi bir halin var. Yanıyorsun Naciye, yanıyorsun ama dumanını gören yok anam. Bazen şeytan uykularımı böler. Rüyalarıma güzel güzel delikanlıları sokardı. Dinine yandığımın, onların çifte kağıda çekilmiş kopyası sanki. Hani sehpanın ilmi ensemizde olmasa aşık oldum gittiydi. Duvağın hazır Çengin Hacı. Duvak. Çiçekli duvak. Belki de cenaze çiçeği. Bu evlilik sahte de olsa tahammül edemiyorum. Başka bir kadınla evlenecek olan erkeğini eliyle hazırlayan ikinci bir kadın görülmüş müdür acaba? Kıskanç kuşum benim. Bir haftalık evlilik bu. Düşün, en basit bir nezle bile daha uzun sürer. Ama evleneceksin ya. Aramıza nikahlı bir kadın girecek ya. Aramıza koskoca hapishane duvarları, demir parmaklıklar girecek. El ele değmeyecek bir evlilik bu. Ne o bana gelebilir, ne ben ona gidebilirim. Kanun nazarında karın olacak ya. Ağrıma giden de bu. Üç kişilik aileyi kıskançlık yüzünden gaz dökerek yakmaktan idama mahkum Naciye Soran'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet de ediyorum de, evet de hadi ya. Evet, kabul ediyorum. İmzala evet. İmzala, imzala, imzala. Asmayı bırak. Görüyorsun ki zifaf gecemi bile senden geçiriyorum. Boşuna üzülüp patırtı ettin. Bak, karımla değil, senden dans ediyorum. Ama ben de evli bir erkekle. Mapushane gelir, oldum içim yanıyor. Mapushane gelir, oldum içim dokunmayın şurama, çok derindir kanıyor. Ben gelin oldum yar yoluna.